Ben panzeri çiftliğe bırakmıştım. Şimdi hastaneye gidiyordum. Buyurun. Birkaç parça eşyasını alıp ona götürmek için geldik. Odası ne tarafta? Şu tarafta. Ben bir şeyler hazırlayıp hemen geliyorum. Afet Hanım. Emin Bey, hastanede görebildiniz mi? Gördüm. Ben çok uzaklarda olacağım. O yüzden beni anlamanı, affetmeni dileyerek bu sözleri kaydediyorum. Dünyanın en güzel kalbini kırmak zorunda kalmak için ne yaptım ben Afet? Bu hepimiz için oynaması zor, üçlü bir oyun. Ve oyunun en masum kurbanı da Hanako. Oysa sen kim bilir neler düşünüyorsun. Bugün senin için dalga seslerini kaydettim Afet. Keşke daha yoğun duygularımızın da sesleri olabilse ve ben aşkı seslere bölmeyi, onu sana dönüştürmeyi başarabilsem. Neyse, şimdilik bu kadar güzel kalpli kadın. Herkes kendine biçilmiş olanı yaşar. Benim de kalbindeki gece yolculuğum bu amansız hastalığa kadarmış işte. Gittiğim yerden beni affedip affetmediğini bile göremeyeceğim Afet. Beni sevdiysen göz kırp üşümeyeyim diye. Çünkü ruhum hep yakınlarında olacak. Afet Hanım, ben bir şeyler hazırladım, çıkabiliriz. Afet Hanım? Afet Hanım, iyi misiniz? Herkes kendine biçilmiş olanı yaşar. Benim de kalbindeki gece yolculuğum bu amansız hastalığa kadarmış işte. Gittiğim yerden beni affedip affetmediğini bile göremeyeceğim Afet. Beni sevdiysen göz kırp üşümeyeyim diye. Çünkü ruhum hep yakınlarında olacak. Hoşçakal. Dışarıya ne güzel oturuyorduk. Geç kalacağız Atacan. Eminsin değil mi arkadaşının kasta ajansı olduğunu? Ha? Baksana bana. Ben de yalancı bir insan tipi mi var ya? Tamam diyelim ki var ama o içimdeki çocuğu dış dünyadan korumak için kurduğum bir ağ. Bir kabuk sadece. O kadar. Arkadaş nedir uçan kuş arkadaş? Hayır ben aslında... Hayır arkadaş ne demek? Misal. Sen benim arkadaşımsın, dostumsun ve ben senin manken olmak istediğini biliyorum değil mi?
biliyorsun. O da benim arkadaşım, senin gibi. Ve o da lanet olsun bir kast ajansı var, evet. Ve bunda anlaşılmayacak ne var? What's the problem, Freebird? Şimdi onu bırakalım mı? Sen benim anken yapacaksın değil mi? Bak, benim gibi bir adamın söz bir kez ağzından çıkar. Çıktı mı? Çıkmadı. Ama çıkmasa da yapacağım. İşte orası yıldızının parlayacağı yer. Gözlerimin içine bak. Tutkularının peşinden koş. Ve hiçbir korkunun seni yıldırmasına izin verme. Ve dudaklarını parlat bebeğim. Şov başlıyor. Bak. Nasıl? İşte bu. Bak isteyince oluyormuş. Milyon dolarlık bebeğim benim. Bir koluma. Dudakların parlak değil mi şu an? Atacan? Ajans dediğin bu mu Atacan? Evet. Bunların hepsi çoluk çocuk. Olur mu canım? Adamlar demek ki altyapıya önem veriyorlar değil mi? Geleceğin Angelina Jolie'leri, Brad Pitt'leri, gözleri pırıl pırıl parlayan bu yavrucakların içinden çıkacak değil mi? Ama tabii senin gibi güzelini bulmak biraz zor. Tamam o zaman. Hadi konuşalım. Nerede senin o arkadaş? Odasındadır. Ben de dalgınlıkla buraya giriverdim öyle. Gel odasına girelim. Madem bu kadar sevmişsin, giderim odasına. Hadi. Hadi. Sen iyisin, rahat olsan. Güven ben de ne bileyim ya. Hadi. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Özkan'cığım. Ay Özkan'cığım canım. Nasılsın? Hatırladın mı? Geçen hafta sushi yemiştik. Ne güzel sushiydi yalnız ya. Ha? Benim ismim Mert Beyefendi. Neyse küçük ayrıntılara takılmayalım Mahsar'cığım. Bu benim bir arkadaşım. Nasıl? Manken olur mu bu kızlar? Olur veya olmaz. Burası zaten çocuklara yönelik bir ajans. Neyse sen beni anlamadın galiba Fuat'cığım. Bu kız zaten çocuk oldu. Yani o evreyi geçti. Şimdi bir iki sene geç geldik diye bizi yüzüstü bırakma ya. Ha? Ne demişler? Bir tabak sushi'nin 40 yıl hatırı var değil mi? Ne hatır kardeşim? Seni tanımıyorum bile ben. Tanısan çok seversin ama Özkan'cığım biliyor musun? Ha? Şimdi sen bu kızı manken yapmıyor musun gerçekten? Yapmıyorum kardeşim, yapmıyorum. Git işine. Ben de seni çok yanlış tanımışım be Müştak'cığım. Şimdi bak burada bir kız var. Bu kız mı bizim kız mı? Bizim kız tabii ki bu kızdan daha güzel ya. Ha? Ya çıkar mısın kardeşim, bir sürü işimiz var bizim daha. Bak bana agresif yapma. Sen benim kim olduğumu biliyor musun ben kardeşim? Abi. Mehmet yollar mısın? Şuna bak. Şirin diyor, Mehmet diyor ya. Kardeşim sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmiyorum ha? Kardeşim. Bilmek de istemiyorum. Tamam Atacan ya. Tanımıyor şimdi. Kalk gidelim. Tüyü bitmemiş yetimleri buraya topluyorsun. Manken yapacağım diye kandırıyorsun. Bize ne yapamıyorsunuz? Biz büyüyüz tabii. Oraya sinirip bana patlıyorsun sonra. Bırak bunları. Bunlar kim? Arkadaşlar size kapıya kadar eşlik edecek. Yok ya. Bunlar niye çocuk değil? Madem çocuk ajansısın. Bak 5 sene sonra Fashion TV'nin kapısında Atacan Atacan diye bağıracaksın ama çok geç olacak. Yürü uçak. Bundan manyak mı ne? Omzumu çıkaracaktı kadın. İnsan bir kusura kalma der. Anam. Bir bebe ağdı sesi geliyor. Nereden ki? Okula da götürürüm. Önce gidelim oğlum sana. Mamalar alalım, bezler alalım. Hemen gel bakayım. Hadi gel. Allah yarabbim. Şerefim. Gel.
Sakın ağlama da bizi duymasınlar, hemen onu. Oh, kurban olurum ben. Anam, sen altını batırmışsın. Dur bakayım, ben hemen temizlerim. Hem de bir göreyim bakayım, sen erkek misin, kız mısın? Onu bir anlayalım bakalım. Değil mi yavrum benim? Anam, bülbülü var. Ağlama kurban olurum şerefim. Sen benim şerefimsin. Şekerden karınca yaratan yüce Rabbim. Bir şerefimi aldın. Yeni bir şeref verdin bana. Değil mi oğlum? Dur bakayım. Ben şimdi senin altını değiştireceğim. Karnını doyuracağım. Kantinden gidip süt alacağım. Sen de... Yok. Yok. Hediye annem gelecek. Hemen otur. Kuba olur mu? Yok dur. Uyusun da büyüsün. Ninni. Tıpış tıpış şerefim büyüsün. Hadi oğlum azıcık uyu. Aman ağlama. Oğlum bak ağlama. Ağlarsan senin sesini duyarlar. Ceyarlar ramadan beni yerimde bulamazlarsa beni işten kovarlar. Ha? Sonra yemek alacak paramız olmaz. Değil mi oğlum ki? Dur bakayım oğlum. Sen bak burada uslu uslu uyu. Gerçi o kadar büyük değil ama ikimize yeter değil mi oğlum benim? Kurban olayım ben sana. Bak. Bak oğlum. Bak şerefim. Gördün mü? Bunlar şerefimin ilk patikleri. Doğru dürüst giydirmek kısmet olmadıydı. Neyse. Kısmet sanaymış değil mi oğlum? Sanaymış kısmet. Neyse canım ağlamayın. Allah'ın gücü ne gider sonra. 15 yıl sonra bıraktığım gibi şerefimi karşıma çıkar diye ya Rabbi. Oğlum yavrum gel bakalım. Sana yatak hazırlayalım. Gel. Afiyet Hanım, ben bir şeyler hazırladım, çıkabiliriz. Afiyet Hanım. Afiyet Hanım iyi misiniz? Herkes kendine biçilmiş olanı yaşar. Benim de kalbindeki gece yolculuğum bu amansız hastalığa kadarmış işte. Gittiğim yerden beni affedip affetmediğini bile göremeyeceğim affet. Beni sevdiysen göz kırp üşümeyeyim diye. Çünkü ruhum hep yakınlarında olacak. Hoşça kal. Sizleri de telaşa düşürdüm arkadaşlar. Kusura bakmayın gerçekten. Ya, olur mu Emin Bey? Emekçi emekçiye böyle bir günde destek olmayacak da ne zaman olacak son tahlilde? Aman. Her lafı dönüp dolaşıp işçi emekçiye getirirsin. Sanki adamcağız miting meydanında düştü bayıldı. Yahu kulun kula yardım etmesi Allah katında sevaptır. Boş ver işçi emekçiyi. Neyse, her halükarda teşekkür ederim. Doktorla konuştunuz mu? Ya maalesef doktor henüz doğru düzgün bir şey söylemedi. Cem önemli bir şey olsaydı söylerdi herhalde. Demek ki yokmuş. Bence de. Herhalde yorgunluktan. Yaşlanıyoruz artık. Yapmayın canım. Emin Bey, siz de yaşlılıktan söz ederseniz Hidayet Hoca ne yapsın? İnna sabiri ne vermiş hocamda benim ya? Ha? Sen sanki fakülteden yeni mezunsun. Merhabalar.
Selamünaleyküm. Arkadaşlar, müsaade eder misiniz? Emin Bey'le yalnız konuşmak istiyorum. Tabii. Tamam arkadaşlar, siz lütfen beklemeyin artık. Bakın ben iyiyim. Hadi gidin siz. Yok canım, olur mu? Afet Hanım'la Bahar Hanım sizin eve gittiler bir şeyler almak için. Bir şeyler? Ya burada birkaç gün dinlenecekmişsiniz, öyle dediler de. Neyse, biz dışarıda bekliyoruz. Tamam, tamam. Biz dışarıdayız Emin Bey. Evet, buyurun. Talleriniz sürüyor. Ama şu ana kadar izlediğimiz... Doktor Bey. Lütfen kendinizi yormayın. Ben çok hastayım ve hastalığımın ne olduğunu biliyorum. Biliyor musunuz? Nedir rahatsızlığınız? Anlatacağım. Yalnız sizden ricam... bu anlatacaklarımdan arkadaşlarımın kesinlikle haberi olmamalı. Bugünkü rahatsızlığımı da basit bir şeymiş gibi söylerseniz... bana çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Bugüne kadar gözyaşlarımı hep kendime sakladım. Afet güç verir, güçsüz görsün istemedim. Ama artık umurumda değil. Afet Hanım. İçinizden geldiği gibi davranın Afet Hanım. Bana hep öyle demez misiniz? İçimden geçenleri bilmiyorum. Madem bu kadar hastaydı, niye böyle davrandı o zaman? Emin Bey'in benim öfkeme ihtiyacı vardı. Benim nefretime ihtiyacı vardı. Tombaklı sandviç. Benim. Siz şöyle buyurun. İçecekleriniz. Tavuklu da sizinki oluyor. Benim. Tavuklarda kuş gribi yoktur inşallah. Yok efendim, hepsi tertemiz. Yalnız sabah bir tanesini keserken hapşırıyordu, karışamam. Afiyet olsun. Nasılsın bebeğim? Çekil çekil. Sen git müşterilerini öp. Kimin? O kızların. Haydi. Sen varken niye başkasını öpüyorum aşkım ya? Ha, ben olmasaydım öpecektin yani. Haydi. Aşkım şimdi niye kırılgan moduna giriyorsun sen ya? Tabii tabii. Hem çirkinim hem de kırılganım. Çirkin mi? Evet. Bilmiyorum, sanma. Şişmanladım diye beni beğenmiyorsun artık. Saçlarımı da beğenmedin zaten. Aa, niye beğenmeyeyim hayatım? Şehir Sultan gibi sevgilim, karım var benim. Çok beğeniyorum. Ayrıca ben seni her halini beğenirim ya. Yalancı. Allah Allah. Aşkım ben seni çok seviyorum ve her halini beğenirim. Ya tek erkek çocuğum, yamacım benim Galatasaraylı olsun ki her halini beğenirim ya. Bak bundan büyük emir olmaz ha. Nasıl yani? Ben şimdi böyle fil gibi olsam da beğenecek misin beni? Tabii beğeneceğim. Herhalde beğeneceğim aşkım. Cem de sen de o kadar olmazsın herhalde. Sen sevmiyorsun beni. Sen o kızları seviyorsun. Ya aşkım yapma Allah aşkına, ne alakası var ya? Yok yok, ben gideyim, senin kısmetini de kapatmayayım. Tamam aşkım, anlaşıldı. Senin ancak ispata ihtiyacın var. O yüzden bir rica edeceğim senden bebeğim. Bir ayağa kalkabilir miyiz? Bir ne kalkalım diyorsun? Allah aşkına bir ayağa kalkalım sen bir. Bir kalkabilir miyiz lütfen, rica ediyorum ya. Çok değerli müşteriler, çok değerli patronum sevgili Kopil Bey. Bir dakikanızı alacağım efendim. Şu an yanımda görmüş olduğunuz bu güzel bayan, tek erkek çocuğumun annesi Gamze Hanım'a olan aşkımı size söylemek istiyorum. Onu canımdan çok sevdiğimi ve ölene dek seveceğimi söylemek istiyorum. Saygılar. Teşekkür ederim. Öpücük alayım. Kopil, gördün mü ne yaptı bu manyak? Gördüm gördüm. Yine gaza geldi fındık burun. Ya kardeşim şu fındık burun meselesini kapatalım. Üstünden kaç gün geçti ya. Vay gençler, ne haber? Ne yapıyorsun? İşte kardeşim geldi. Adaletin mülkün temeli, her şeyi avukat kardeşim. Buyur. Sağ ol kardeşim. Ne yapıyorsun? Hamiş. Ne yapalım işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Zaten yuvarlanmaktan başka bir şey yapamazsın sen, değil mi? Bana pis şişko dedi. Ya ben öyle bir şey demedim ya. Ben öyle bir şey mi dedim? Arkadaşlar söylesenize. Böyle terbiyesizce bir şey. Böyle utanma arsızca bir şey görmedim ya. Git çabuk bulaşıkları yıka ceza olarak. Ha ben espri yaptım vallahi. Bırak Allah aşkına Kerem ya. Bırak Allah aşkına ya. Biz bir saattir kızım burada morunu nasıl düzelteceğiz diye müşteriye yapmadığımız numara söylemediğimiz yalan kalmadı ya. Senin yaptığına bak abi ya. Nasıl yani, yalan mıydı hepsi? Yok hayatım, yalan, şok yaptım yani. Ters etki yaptım. Bak kendine geldin ya. Lütfen. Ya Gamzeciğim, sen benim gördüğüm en güzel hamilesin. Şeyden bile güzelsin.
Demimur, hay aşağı Demimur. Demimur aşkım. Sağ ol Kerem. Ama sana hala kızgınım. Senin söylemen gereken şeyleri o söyledi. E avukat ya aşkım, o yüzdendir. Sen otur hayatım, sen sinirlenme. Geç geç geç. Dur. Hı. Kerem, geçenlerde ben seni arayacaktım abi, nasıl unuttum ya? Ne oldu kardeşim, avukat mı lazım? Yok abi, avukat falan lazım değil. Gördük nasıl avukatlık yaptığını. Piyanoyu abi okutalım diyorum ya, satalım. Bir gün geleceğim alacağım piyanoyu, haberin olsun. Hadi ya, satacak mısın? Ne oldu? Üzüldünüz beyefendi. Çalmaya mı niyetlenmiştiniz? Yok be oğlum. Afet Hoca'nın yeni bir öğrencisi var ya, eve gelip piyano çalıyor. Şimdi sen piyanoya götürsen o kız gelmeyecek. Ona işkilleniyor bizim müzisyen. Ne de olsa kardeşimiz sanatın ve sanatçının dostu. Keman falan. Ne alakası var ya, ne alakası var? Zaten gelip kız böyle çalıp kafamı ütülüyor ya. Ne alakası var ki? Tamam kardeşim ya, bu kadar dertlenme, sadece espri yaptın. Ya ne sinirleneceğim abi ben? Niye sinirleneyim ki? Kaça satıyorsun sen o piyanoyu? Sen ne kadar veriyorsun? Vallahi. Siyah sesinden sonra mesaj mı bırakıyorum? Niye, ben deli miyim? Senin şakacı kerata. Alo. Bip mi? Kadın sen kimsin? Çekil aradan sen. Ben Metin'le konuşuyorum. Metin. Metin bak, bir şey söyleyeceğim. Ben çok korkuyorum. Çünkü bu post bıyıklı Afet Hanım'ı bıraktı ya. Gelip de bizim aramıza girmesin sakın. Zaten bak kirayı da 5 dakika geciktirdi. Ben ne yapacağım Metin ya? Ha, boz bıyıklıyla Japon'u ayırayım ben. Ayırırsam ben niye bunu düşünemedim? Tamam sağ ol. Ben o zaman şimdi hemen çıkıyorum. Hadi tamam madem. Hadi görüşürüz. Hanako, bana eşlik ettiğin için gerçekten... Çok teşekkür ederim. Siz kimsiniz? Hanako hanımefendi, Afet Hanım'ın karşı komşusu. Esas sen kimsiniz? Heh? Sen kimsiniz? Emin Bey, bakın Afet Hanım sizin post bıyıklarınıza baktı ve size inandı. Afet Hanım arada bir kirayı geciktirebilir ama ona bunu yapmaya hakkınız yok efendim. O çok iyi bir insandır. Kadıncağız sizin yüzünüzden kafasına kese kağıdı geçirip sabah programlarına katılıyor. Ya Allah aşkına bırakın şu pirinç tarlasını da Afet Hanım'a dönün efendim. Sen kime pirinç tarlasını diyorsun? Uyarır mı seni evirlerle? Yapar mı? Efendim Japonlar her şeyin en iyisini yapar diye bir şey yok. Kadın 50 senedir sizi bekledi. Yapmayın ne olursunuz yani. Ayıptır. Sonra benim kocama şey diyor. Ya, siz de lütfen çekik gözlü bayan çıkın lütfen aradan canım. Ürperi Hanım, bizim gerçekten gitmemiz gerekiyor. Hoşçakalın. Görüşürüz o zaman Emin Bey. Size de iyi günler. Japon öğretmen bayan. Ya üstü bunun kusuruna bakmayın. Bana geliyorlar bazen. Japon yapacağını yapmış.